Karma Survival'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İlk bölüme göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuduk. Yorumlarınıza göre seriyi şekillendireceğimizden adınız gibi emin olabilirsiniz. Geçen bölümde hepimiz kendi ırklarımızı seçmiştik. Ben ırkımdan memnun olmadığım için video sonunda ırk değiştirme töreni yapmıştık bana ve yeni ırkım Fallen Angel sayesinde gerçekten oyundan daha fazla zevk alıyorum ve yorumlara baktığım kadarıyla sizler de Fallen Angel özelliğimi çok sevmişsiniz. Benim en çok sevdiğim özelliğim Wither kafası yollamak. Bu bölümde ne yapıyoruz? Serinin ilk dükkanını açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki seride artık etçil ve otçul olarak ikiye ayrılıyoruz. Geçen bölüme gelen like sayısı beni aşırı derecede üzdü. O kadar seriyi sevdiğiniz ama like'ımız düşüktü. Lütfen bu bölüme güzel bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videomuz başlıyor. Serideki arkadaşlarımın çoğu vegan olduğu için ben de bu bölümde tarla yapmayı düşündüm. Onlara istedikleri meyve sebzeyi satacağım ve karşılığında maden alacağım. Bu sayede ben de daha az madene gitmiş olacağım. O yüzden hızlı bir şekilde benim neye ihtiyacım var? Ladin odununa ihtiyacım var ve gidelim hızlı bir şekilde kendimize bir tane balta yapalım. Demirimiz varken demirden balta yapmak istiyorum. Ama şöyle bir sorun var. Odun namına bende hiçbir şey yok. Demek ki bir tane odunu ilk önce elimizle kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir de evimin camları güzel. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Ben geçen bölümde çok fazla derecede gül çalılığı toplamıştım. Bunları şöyle alsam, boyaları bozdursam, benim Minecraft 1.20'de gelmesini istediğim özelliklerde göstermiş olduğum camları boyama özelliğini server'a biz kurmuş muyuzdur sizce? Bakın görmüş olduğunuz gibi kurduk. Camlarımı görmüş olduğunuz gibi kırmadan tek tıkla renklerini değiştirdim arkadaşlar. Şimdi hızlıca gideyim bir tane şu aşağıdan odun kırayım ve bakın. Aa şuradaki bak videoya girmeden önce görmüştüm, gözüm onu aradı. Şu Leman'ın güzelliğine bakar mısınız ya? Sen ne kadar güzel bir şeysin böyle ya. Sen benim ol. Benim Leman'ım ol. Bırak bu köylüyü. Siz... Oğlum niye benden kaçıyorsun? Siz benim olun ya. Siz bu kadar tatlı olmayın. Şu köylünün güzelliğine bakar mısınız? Zümrüt'e karşılık lama sütü satıyor. Lama sütünü acaba biz içebiliyor muyuz? Benden önce birisi buralara şeker kamışı ekmiş. O server'a gelmeden ben direkt şuradaki şeker kamışlarını toplayayım. Oha buraya tuzak mı kurdu birisi? Yok. Benim türümün özelliği ne? Suda demeye çalışıyorum. Bir de siz yorumlara yazmışsınız. Galiba kapalı alan fobim var. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Birisi çok güzel büyük kitapları çıkarmış ama şu an hırsızlık yapmıyorum serinin başına. Bu arada tarlamı burada bir yere yapmayı planlıyorum. Haberiniz olsun ve çabukluk var üzerimde. Bu en sevdiğim özelliklerimden bir tanesi. İyi ki türümü değiştirmişim diyorum. Hatta yorumlarda çok güzel bir şey yazmışlar. Bir kişinin 3 kere tür değiştirme hakkı olsun. Bence mükemmel bir fikir. Ben bunu bizim ekiple de paylaştım. Biz bunu tartışalım. Bence de öyle olsun. 3 kere değişelim. Öyle sürekli türümüzü değiştirmek olmasın. Bunu sonuna kadar özelliklerini kullanalım istiyorum. Ve ben aşırı derecede açım bu arada. Birisi de etle ilgili yiyecek yeri yapsa ben de onu zengin ederim. Onun istediği madenleri ben de şey yapacağım. Belki de madeni istemeyecek. Gece birazcık avlandım arkadaşlar. Bu sayede yatağımızı yapabildim. Şimdi ise biraz daha avlanmaya ihtiyacımız var yemek için. Bir de ledin odunu bulmam gerekiyor. Yapacağım build'de ledin oduna ihtiyacımız var. Ki sapling'ini de alsak bir daha aramamıza gerek kalmaz diyeceğim. Ama bir saniye. Suda demeç aldığımı unuttum. Bir an önce şu sudan çıkmam lazım, öleceğim. Bu seriyi 1.19.2 sürümünde çekiyoruz arkadaşlar. Bu sürümde çekmemizin sebebi ise Minecraft'ın yeniliklerinden faydalanmak istiyoruz. Sandıklı tekniği de onlardan bir tanesi. Arkadaşlar bence Minecraft'ta gelmiş en güzel özelliklerden birisi derken yanımızda mushroom biyomunun olması direkt evimizin dibinde arkadaşlar. Direkt şu ineklerden bir tanesini alsam eve saklasam gençler, bizimkilere ben bundan yemek satarım. Şöyle bir tane tekne yapacağım. Gel buraya inek. Nereye gitti? Sen var ya süpersin sen. Otur bakayım. Evet sen mükemmelsin. Aferin. Hep böyle akıllı bir inek ol. Benimle birlikte şimdi eve gelmeye hak kazandın. İneği eve getireyim derken kayboldum arkadaşlar. Klasik bir buraka hareketi oldu. Ama bakın karşımda da ne buldum? Ledin ormanı buldum. İnekçik şimdi biraz sen burada bekliyorsun beni. Sakın bir yere kaybolmuyorsun ki kaybolamazsın. Bence buradan ne topluyorum sevgili inek kardeşim benim? Odunlarımızı topluyorum arkadaşlar. Burayı ben 2 dakikada bir tıraş edeyim. Wow, burayı benden önce birisi bulmuş arkadaşlar. Akasya tekneyi burada unutmuş. Demek oluyor ki bu mushroom ineklerini de görmüş olabilir. Ama kimsenin evinde mushroom ineğe bir şey görmedim. Veya kimse bize gruptan yazmadı, ekipten birisi. Umarım öyledir çünkü bu işi ilk ben atılmak istiyorum arkadaşlar. Yani bu seride şöyle bir şey var. İlk kim neyi yaparsa o onu kapar mantığımız var. Ama şunu da yapmıyoruz. Onu ben yapacağım, bunu ben yapacağım. Hayır, kim neyi yapıyorsa layığıyla yapacak. Yani ben şu an tarlacılık işine gireceksem layığıyla yapacağım. Ama bütün...
tarlayla ilgili sebzeleri ekecek miyim? Hayır arkadaşlar. Olmayan da gideceğim satın alacağım bizimkilerden. Türümün en çok sevdiğim özelliği şu arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde wither kafası fırlatabiliyorum. Moblarla savaşırken aşırı derecede işime geliyor. Şurada kömür var. Abo. Vay, şuraya girmemek için kendimi zor tutuyorum da. Yani bir işe başladık şu an, her şeyi yarım yapıyorum. Acaba girsem mi girmesem mi? İşime mi dönsem? Ama kömüre ihtiyacı var. Bakın şimdi şöyle süzülerek şuraya giderim. Şuradan birazcık kömürleri alayım. Kendimi tam kapatacakken arkadaşlar öldüm. Umarım orayı bulabilirim. Umarım ineğimi geri alabilirim. Ağaçta ne gördüm? Elmalar var. Bak, bu moddan haberim yoktu böyle bir şey kurduğumuzda. Hızlı bir şekilde tabii elmaları alalım diyeceğim de ben elma yiyemiyorum ki. Ben elma yiyemiyorum. Ben sadece etle beslenebiliyorum. Yanımdasın ama dokunamıyorum sana. Neyse, bunları da satarız arkadaşlar. Her şeyi ticarete dökeceğim bu seride. Sardım arkadaşlar ve server'a Emad girdi. Emad kardeşim benim, sen bana yardım etmeye mi geldin yoksa benim canım kardeşi? Hayır. Evet, yardım etmeye gelmiş anladığım kadarıyla. Emad, şimdi bir tane buğday bulalım ve bu möntarı yukarı çıkarmamda bana yardımcı ol kardeşim benim. Var mısın yoksa? Dur, neredesin sen? Ben bir seni göreyim. Senin ben evin... şelalenin o... Şelalen oraya gelme, senin evinde oradayım kardeşim. Ha, gördüm seni, sen parlıyorsun. Benim. Evet, çünkü tamam, benim parlama özelliğim var. Bak mesela, bak kendim, bak sana şöyle de gösterebilirim. Bak direkt böyle havayı uçurabiliyorum. Ben az önce Emad'a benim skillimi söyledim. Emad inanmadı pek bana. Ben ama... kesinlikle şey yapacağım. Bu köye direkt hakim beyi getireceğim. Aa, niye öldürdün onu? Ulan rahatsız, onu iyileştir, ucuza malaları satırdık. Sen nasıl bir insansın, senin evine çekiyordu. Ya yemin ederim survival kıtı ya, ayağımıza gelmiş. Hayır, bulur hallederiz sonra. Ya tamam, bulur, hallederiz. Saçmalama. Şimdi ne yapalım biliyor musun Emad kardeşim? Şurada benim bir tane çapan var, direkt sandığı açtığım gibi elime geldi. Şuraya bir tane tarlacık yapayım arkadaşlar. O tarla sayesinden ne yapalım Emad kardeşim benim? Direkt ya, şey ya, buğday buğday, maksat buğday. Maksat buğday kardeşim benim. Şunu şöyle alıyorum bak. Şimdi. Emad, bir şey soracağım. Acaba bunu şey yapamaz mıyız? Burayı basamak haline getirsek çıkartamaz mıyız? Ha? Çıkartırız. Yeni Buraka okul defterleri satışta arkadaşlar. Hem Crazy Craft defteri çıkardık, hem de benim böyle bütün serileri kaplayan bir defter yaptık. Şu an resimleri ekranda görüyorsunuz. Daha ürünler bana gelmedi çünkü bugün satışa çıktı. 64 yaprak kareli Buraka okul defterleri. Açıklamaya koyduğum linkten bir de i butonundan tıklayarak satın alabilirsiniz arkadaşlar. Alanlar bana fotoğraf atarsa beni çok mutlu ederler. Bak şimdi zaten galiba buralarda cacat takılmış. Her tarafta crafting table var. Bak şimdi. Hayır, öyle getiremezsin. Öyle çıkartırım gibi mi geliyordu? Yok, öyle çıkartamazsın. Nasıl çıkartırız? Şuradan yukarıya su vereceğiz, tamam mı? Ver kardeşim benim. Sonra bu inekçik de böyle boğulacak, batacak değil mi kardeşim benim? Evet, harikasın Emad, gel. Gel buraya Möntarım, gel. Gel. İşte Emad, sen de sana demeye çalışıyorsun bu arada. Sen de. Aa, evet, ben Emad'ın Enderman'ım. İneğin bu kadar akıllı olduğunu bilseydim hiç Emad'la uğraştırmazdım arkadaşlar. Hayvan laftan anlıyor, Emad ise anlamıyor. Gel. Gel sevgili ineği beni evre. İçeriye doğru. İçeriye evet, doğru. Bak bak bak. Evet, biraz daha itebilir miyiz kardeşim benim? Evet, sen bunu başarırsın. İtersin. Bloktan geçmiyor mu bunlar? Kardeşim şimdi itmeyi dene. Kardeşim şimdi dene. Evet'cim dene. Evet, şu arkadan ittir Evet, Allah rızası tamam, için. Tamam. Şimdi kapımı geri tak. Çabuk kapımı geri tak Evet. Şimdi sen bana bu kadar yardım... Kapımı düzgün yerine tak Evet kardeşim. Hayır, tamam. Sen şimdi bana bu kadar yardımcı oldun ya. İlk sifta kendim yapamıyorum zaten kardeşim benim. Büyük ihtimal acaba biz vejeteryan mıyız yoksa vegan mıyız? Bak onu şimdi nasıl anlarım biliyor musun? Bak şimdi mantıklı kardeşim beni. Eğer bundan aldığım yemeği evet komple veganmışız arkadaşlar. Hayvanlarla ilgili hiçbir gıda, hiçbir şey tüketemiyorum. Sen alabiliyorsun. Al. Bakayım. Sen etçil değil mi? Al şimdi. Ama yiyebiliyorum. Ama tamam Emad, şimdi bunları ücretli yapacağım bundan sonra, tamam mı? Şimdi al biraz daha karnını. Ha işte evet, tam bir devire yapacaktım, çok sağ ol. Evet arkadaşlar. Baktım para muhabbeti yapıyor, hemen vereyim dedim ya. Şimdi vallahi sonra kapımı da ters takmış ama neyse. Evet, şimdi sen bana tarla yapmamda yardımcı ol. Ben diyorum ki şuraya tabii ki de ücretiyle. Tamam, ben de sana vereceğim ücretini. Evet. Burakan'ın tarla yapmasına yardımcı olacağım ve onun cebindeki bütün paraları cukkalayacağım. Değil mi abi? Hayır, öyle bir şey olmayacak kardeşim benim. Ben duman fırını yaptım. Ben yemekleri duman fırında ısıtmayı seviyorum. Veya kamp ateşi olsa daha karlı olurduk arkadaş. Aslında şurada kamp ateşi vardı ama ben oraya yemekleri koyacağım ve unutacağım. Kendimi o kadar iyi tanıyorum ki sonra açlıktan öleceğim. Bütün senaryo ise... Ulan bir şey diyeceğim.
Domuz eti. Şey? Ha, bir an korktum, domuz eti de yiyemiyorum sandım. Emhat kardeşim, hem dedim ne oluyor? Dedim ciddi misin, oyun nasıl abi, bir çalışıyor? Abi ben de yemek yemek istiyorum. Vereyim sana yemek. Yemeğim var benim. Yok, teşekkür ederim. Şu anlık ihtiyacım yok ama işçilik ücreti olarak alabilirim. Bir demir olarak geri veririm. Sen bu yemeği bir demir verirsen ben de sana işçilik ücreti olarak bir de. Olur, fark etmez. Hayat böyledir. Arkadaşlar aslında ledin odunlarını toplama amacımızın hepsi şeydi, siz söyleyin. Dinle ne alakamız var anlamadım ama trapdoor mu yapacağım? Trapdoor yapacağım. Onun için aldım. Mantıklı. Arkadaşlar bakın, direkt ne kadar zeki insan hali bir başka oluyor. Evet, bugünlerde... Teşekkürler. Bugünlerde sende bir zeka fışkırması görüyoruz kardeşim beni. Trabzon havası yaradı. Evet, Trabzon havası Eva'da yaramış arkadaşlar. Şimdi kaç tane oldu? 26 tane oldu. Ve bu ana kadar hala like atmadıysanız kalbimi kırarsınız. Emat, nereye çıkarttın kankam? Orayı değil, ben burayı düşünüyordum. Burayı olmaz mı? Şöyle yap, oraya da yapabiliriz. Ya burayı kullanalım ya, bu yamacı. İneğime yan gözle baktığını görüyorum. Lütfen o gözlerini normal göz olarak al. Yemek yok kardeşim benim. Ama bak, yemek yerine. Ben şuraya uzanıyorum. Sen buraya uzanmıyorsun kardeşim benim. Kalk bakayım. Hadi şimdi arkadaşlar, Emat tarlam için bana yardımcı oluyor. Bakın oraya. Dur ama yuvarlak... bir uyuyalım, sabah olsun. Yatağın var mı kardeşim beni? Ha? Hayır, senin yatağın rahat gözüküyor. Ben sana bir tane yatak yapabilirim. Ama karşılığında tarladan çalışma... İki demir çalışır. İki demir değil, tarladan çalışma ücreti istemeyeceksin. Yani yapma. Ya iki demir çalışır. İki demire vermem. Yün ip çok zor bulunuyor. Aşırı zor. Koyun da yok ortalıkta. Tamam ver, ama yemeğimi alırım. Yemeğimi alırım. Yemek ücretimi alırım. Yemek ücreti de iyi. Tamam, yemek ücretini veririm. Tamam. Abi yemeklerim senden karşılanacak. Yemeğim sınırsız. Gel şurada yatabilirsin kardeşim. Burası benim yatağım. Evat da... Oğlum yatsana. Oğlum bir daha evine gideceksin 2 saat ya. Emat ya. Hayır. Spawn point'imi evde alma... Sabah oldu lan. Tek kişi yatınca oluyormuş. Neyse, Emad'ı dolandırdım arkadaşlar. Senin de ilk dolandırıcı. Hayırlı olsun. Ben bir kişi yatınca sabah oldu. Bu yeni sürümlerde o ayarlanabiliyor serverda arkadaşlar. Moda gerek yok. Neyse, ama anlaşma anlaşmadır. Yemeği de zaten sana bunu yapmadan önce ödemiştim. 1, 2, 3, 4, 5. Hayır kardeşim benim. Şimdi direkt şuna kırayım. Emad. Şu taşlardan ver abi. Taşlardan bende yok. Neydi tamam, kardeşim? Yok, şurayı kapatmak için. Sen tamam. Kapa- Şimdi yuvarlağımız bu kadar. Çok güzel bence. Tam benim yaptığım gibi arkadaşlar, ben yaptım, kendi yapmış gibi gösteriyor. Evet kardeşim, evet. Veli. Devam edelim. Yuvarlağımız bu kadar olmakla birlikte Burak Han'ın şu anda yerleştirmiş olduğu gübre varillerini dizdikten sonra Burak'a devam edecek. Bu kadar. Devam edeceğim de sen şey yapman gerekiyor. Bana bunun içini biraz toprak doldurman gerekiyor Emat kardeşim. Ha evet, işlemi... o işçilik ayrı bir ücret. Ayrı bir ücret değil Emat ya, tarlaya dahil kesesine. Ben bunun için demir harcayacağım, gideceğim. Şimdi shovel yapacağım. Ya, iki demirim gidecek belki sana, de. Ben sana taş Taştan olanı veririm. Stone'dan olanını al. Ondan toplayabilirsin. İş yavaşlar, olmaz. Demirden yapacağım. Emat, ek ücret yok, kusura bakma. Kendin yapmasaydın hatayı. Bana ne? Gel yürümeyeni, yemeğini verebilirim ama karşılığında. Yemeklerimi hazırla abi o zaman. Gel. Arkadaşlar, cimri iki tane yemek işini görür. Gerçekten çok cimri bir insansın. Bana kendimi hayatımın en büyük dolandırıcısıyla karşı karşıya hissediyorum. Gençler, görmüş olduğunuz gibi tarlamızı hazırladık. Bence mükemmel oldu. Çok basit. Bunu Emat'la gibi bile yapar. Emat yapabilirsin değil mi koçum? Zaten o yaptı ta. Hem ne? Lan ben yaptım zaten. Neresini sen yaptın? Fikri ben verdim sana. Dedim ki kardeşim, burası böyle, burası böyle olacak kardeşim benim. Anlamayan arkadaşlar şimdi, videoyu başa sarsın. Evet kardeşim benim. Diyorum ki sen de taş var mı? Yani bu yılı ben mi yapayım? Benim gibi biri varken yani. Var mı yanında taş, yoksa ben kendim evimden bakayım mı? Taş ben ısıttım, koydum. Gel alalım da. Yo, sen taş kesici sen... yapabilir misin? Taş kesici yapabilirim kardeşim benim. Çok güzel bir soru ama taş ısıtmam gerekiyor. 3 tane taşa ihtiyacım var. Tabii taşlar ısınınca Emat benden bileme de istedi arkadaşlar. Adam sağ olsun taksit istiyor her şeyi. Bak tabii. Şimdi taş kesicimiz hazır. Bu arada taş kesici ilk çıktığında John John Craft'ta bununla Burak'a çok güzel bir build yapmıştım. Hatırlıyor musun? Böyle balkonuna. Evin içine koltuk yapmıştık. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Bileme taşı için kardeşim taş kesicimizi kullanalım da. Modlarla gelen şeyler var bunun içinde Emat. Taş koyduğun tamam. Zaman içine. Çok güzel bir şekilde gösteriyorsan yani diğer ekstra alabileceğim şey. Mesela bak, Stone Pillar var. Şuna baksana. Minecraft evet, Dungeons. Evet. Direkt Minecraft Dungeons. Emat Trabzon'dayken. İşte o yüzden bu çok önemli. Çok önemli. Trabzon'dayken Emat'la deli gibi Dungeons oynadığımız için Dungeons buildleri geliyor aklıma. Şimdi bir de benden zincir mi istiyorsun kardeşim benim? Ha, zincir de vereyim senden mi sana? Senden
Yok istiyorsan evet 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 zincir de getir. Kardeşim, zincir de her şeyi getir. Malzemelerini buraya atıyorum Emad kardeşim. Sen buradan alırsın. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Otomatik tarla sistemi yapıyoruz. Aslında ne kadar otomatik olacağını şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Diyorum ki tuzak kapılarını yukarıda gördünüz. Oranın içine su dolduracağız. Düğmeye bastığımızda kapaklar açılacak. Tarlayı otomatik toplayacak. Yani dünyanın en ama en basit sistemi. Eğer ben şu an Skyblock çekiyor olsaydım ve siz benim birinci sezon Skyblock'umu izlemiş olsaydınız ne demek istediğimi anlardınız. Ama sen benim Wolverine'le olan birinci sezon Skyblock'umu izledin mi kardeşim beni? İzledim izledim ama orada tamamen komple hepsini izlememiştim. 50 bölümdü zaten. Bayağı bir uzundu arkadaşlar. Bir, i̇şte bir yerden sonra yakalamıştım neyse orada bayağı bir şeydi. Çok sistem yapıyorduk. Sürekli redstone sistemi yapıyorduk. Bakın gördünüz bak tuşa bastığım anda görüyorsunuz bak buradaki kapaklar oynuyor. Otomatikman tarlayı toplayacak anlamına geliyor. Burayı direkt bu şekilde kapatıyorum benim sevgili kardeşlerim. Emad aslında... Bana ledin gerekiyor ya. Ledin, ledin odunum var. Gel. Neredesin kardeşim benim? Al. Sana ledin odunu ama bittikten sonra Ada. Bana ver. Bana ver kardeşim benim çünkü benim ona ihtiyacım var. Bir de sen benim kovama kondun az önce onu da alabilir miyim? 3 demir ediyor. Tabii ki vereyim ama onu... şöyle bir şey var. Ha. Sen bana hiç şey yemek vermiyorsun şu an. Yani onu görüyorum. Al kaseler. Al yemek. Ye, istediği yemek olsun kardeşim benim. Sen yeter. Şunu da tekrar doldurursun abi. Teşekkürler. Kardeşim benim sen şey yapman gerekiyor. Bize geri vermen gerekiyor. Ürünümüzü geri vermezsen olmuyor öyle. Yani senin bize onu geri vermen gerekiyor. Ya söylemen yeter canım benim. Söyle yeter. Depozitimizi geri vereceksin. Aa pleasure. Evet arkadaşlar ilk flager'ımız da hayırlı olsun. Kardeşim benim nereden buldun bizi? Nereden geldi? Nereden bulduysan yerine geri git. Bakın Emad bitirdi görmüş olduğunuz gibi kuyumuzu. Aslında tam bitirmedi. Oğlum sana ben zincir verdim. Taş bileme verdim. Ne yaptın onlara Emad kardeşim beni? Yok yok tam. Buradayım geliyorum. Emad onları takarken ben de sistemi test edeyim mi Emad? Aaa bu pleasure'lar burayı bastı Emad. Laneti alacağız ben diyeyim sana. Geçmiş İlk olsun. İlk baskınımız. İlk baskında aldım kardeşim benim. Al Emad uğursuz sancağı sana vereyim mi? Uğursuz sancak aslında buranın olabilir. Çünkü niye diyeceksin? Hayır tut. Niye biliyor musun? Niye onu tut köye möye gideriz. Tamam köye gideriz. Onlara baskın yaptırtırız. Ardından onlara bedavaya indirim alırız arkadaşlar. Taş bilemeyi oraya öyle mi koydun kardeşim benim? Evet evet bu şekil. Yani yan da koyabiliriz. Tamam öyle olsun. Bakayım yan koy bakalım. Yan koyunca nasıl olacak kardeşim? Yan daha güzel. Yan bence daha havalı. Yani... Şimdi... Bir bakalım mı arkadaşlar bakın böyle burayı açtıktan sonra görmüş olduğunuz gibi tarlamızı toplayabileceğiz. Bence mükemmel oldu. Evet aşırı derecede güzel. Sadece... Şunu acaba bir aşağı mı indirsem ya? Nereye aşağı indireceksin bilmiyorum da. Nether'a gittiğimizde oranın üstüne direkt bir tane glowstone alacağım kardeşim benim. Direkt oraya bir tane glowstone. Burayı biraz aydınlatmamız gerekecek. Evde kemirecek bir şey aradım arkadaşlar bulamadım. Şimdi lanet benim üstüme geldi. Çünkü niye? Bayrak bende. Ben neyim arkadaşlar? Etçil bir insanı. Lanet. Hayır ben hayvanlarla ilgili hiçbir şey tüketemiyorum. Ben bu laneti üzerimden süt içmeden nasıl kaldıracağım Emad kardeşim beni? Hadi bakayım. Hadi bakayım işte oyunun zorluklarından bir tanesi. Ben bunu nasıl kaldıracağım üstümden? Var mı bir fikri? Evet sen süt içmeden nasıl yapacaksın? Nasıl yapacağım? Ölürsen belki. Hayır yani oyunda ölmeyeceğim. Hani öyle de bir challenge yapıyoruz. Hardcore oynuyoruz bu modla. Nasıl yapacağım kardeşim? Onu sıfır sen gene. Hiçbir şekilde hayır, yapamazsın. Belki fikri olanlar yorumlara yazabilirler. Emad senden bir şey isteyeceğim o anda. Al yemek kal bak 4 tane elma veriyorum sana. Havucun varsa satarsan alırım. Havucun var havucun mı? Havucun varsa satayım ama yok ki. Nasıl aa, yok? Dur bulurum. Gerçekten ben. Nereden bulacaksın? Ki birisinden mi çalacaksın? Birisinden mi çalacaksın? Ya şey yerlerden mi toplayacaksın? Ben de zaten yerlerden topladım bu toplayabildiğim kadar. Bir gün aradan sonra videoyu kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Tabii siz bunu direkt şık diye izlediniz ve bakın videoda kimler var? Melis Baba, Cacat, pardon Deniz Gacısı Cacat ve Ortada Balkanların en büyük hırsızı Batuhan Çelik diyeceksiniz. Ne hırsızlığı yaptı arkadaşlar? Videomu çalmış. Ulan seriden bir şey mi çalarsa anlarım da. Başına intro yapmaya üşenmiş birinci bölümün introsunu çalmış. Bunun için kaç elmas borçlu? Emad yorumunu yap kaç elmas versin bana? Bence bir 3-4 tanesi vardır. 3-4 elmas bana vereceksin. Her videodan bir saniye çaldığın zaman bir elmas at. Bir dakika bozacının şahidi şıracı mı yani? Emad'a mı soruyoruz? Bence köy halkına sormamız lazım kaç elmas. Evet. Emad benim sağ kolum o yüzden ona soruyorum. Ben 10 elmas diyorum. O tabii ki de 10 elmas. Son kolum diye çaldım.
Yo yo, sağ kol yeterli, sağ kol yeterli. Ben şöyle bir tane, iki tane elma satıyorum parlak adama. Ya al, çok yeterli. Teşekkür özür ederim. Özür babında. Çok teşekkür ederim. Özür babında iki elması arkadaşlar. Oh, günü de karlı bitirdik. Ben size ne dedim bu videonun başında? Maden yapmak istemiyorum, milletten almak istiyorum. Böyle dolandırıcı olarak da alabiliyormuşuz. Güzel. Neyse, seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz ne yapmıştık az önce? Çok güzel bir tarla yaptık. Arkadaşlar tarlamı gördünüz mü? Ha? Batu gel. Batu baksana şu tarla çok güzel olmadı mı? Cacat Melis nerede? Cacat, ben gelmem. Yuvarlak. Cacat, suyunu alıp gelir misin? Rica ediyorum. Ben kapısının önüne bir kovası koymayan kimsenin evine gitmiyorum arkadaşlar. Böyle bir karar aldım. Kaskım kırıldı benim. Açılışa özel gelen herkese yemek hediye edeceğim arkadaşlar. Oh, bedava. Ben buradayım. Ben buradayım. Al Melis. Ben aldım hediyemi. Al Melis'ciğim. Cacat balık da şimdi veriyor. Uçarak geliyor kuş gibi. Cacat gel kardeşim, bak nasıl iyi. Cacat gelmeden önce bir suya gir kardeşim. Bir şöyle bir çık. Oh, bir yüz. Emat, bas dediğimde basar mısın kardeşim benim? Açılışı tabii ki, yapacaksın. Tabii ki. Bak o girdi, direkt buldu. Onun yerini alamıyor, onu su içemiyor. Kardeşim benim, yazık oldu ona. Emat hazırsan 3, 2, 1 baş kardeşim benim. İzleyin arkadaşlar. Görüyor musunuz? Batucuğum onları ver, ona parayla. Batu döverim seni. Yemin ederim iki elmas daha çalarım senden. Ver şunları. Abi ver. Sen benden iki elmas çalmadın. Ben seni kullandım. Sen gittin çekim yaptın iki elmas karşılığında. Tamam, ben sana şimdi YouTube'dan bir de telif atarım, anlaşırız biz seninle. Yok, at bakayım ona. Bakayım kimi kullan. Şşt, o elindekileri de alabilir miyim? Elindekileri de alayım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. Büyük bir dükkan yapmak istemiyorum. Birisi yatarsa çok mutlu olurum bu ben arada. Ben yatıyorum. Deniz karısı yattı. Melis baba, sen uyusana orada. Batu ne yaptı? Söyle. Neyse, istiyorum. Ben kaçırıyor. Ulan vururum seni. Ya Batu ya, yapma sahtekarlık ya. Bu evi... Ya Batu. Oğlum ben onu getirmek için canım çıktı videonun başında. Lütfen yapma. Ver. Abi hayvan gezmek istemiş. Evet, kapatmışsın hayvanı. Ne yap? Ahırı yok, bir şeyi yok. Sen de onu gidip kendi evine kapatmayı düşünüyorsun. Alabilir miyim yok, ona? Yok. Ya Batu, ona bir şey olursa vururum seni. Onu Melis babanın evine bırakacak onu ya, o ahır niyetine. Hayır. Buğdayı götürüyorum, geri götürüyorum. Bir tane şey alıyor yiyor. Alo. Arkadaşlar kaçak bir şekilde yemek mi yiyorsunuz evimden? Vallahi keserim yine, yemin ederim yani keserim. Yani Burak'a bize bir tavak güveci çok mu gördün? Çok ha? Gördüm tabii ki de, bana bir kişi bile yemek vermiyor. Açlıktan ölüyorum, biriniz bile ya, etçilik yapmadı. Ya istediğin yemek olsun ya, al sana, al. Soydaşlarımı vereyim ben sana. Verin. Ben size yemek ver. Oğlum, yemeği mi istiyorsun? Arkadaşlar, bu arkadaşlarımın yemeği var da bana ver. Oğlum ben kaç gündür şurada açlıktan ölüyorum. İstemedin size. Benden iste, ben sana balıkları yiyeyim. Benden de bir şey istenmedi. Videoya girmeden önce ben size demedim mi arkadaşlar, biriniz etçi açsa da ben artık açlıktan ölüyorum. Melis ne çok... Batu niye açmıyor etçi adam? Melis, o buğdayları bana satar mıydın? Var mı başka buğdayın? Sen nereden gördün buğdaylarımı? Crafting table'da gözüküyor ne yaparsan. Bu ne biçim seni ya? Ya neyse, Burak hayır. Buğday sana hiç satmayacağım. Bu da benim sana hayrım olsun. Bizim evlerin arkasında bir yerde bir köy var. Orada bir sürü saman balyası var. Oradan tamam, onları bana gidip getirsen sana bir elmas veririm. Al. Ekmeği yemiyorum ben. Bana buğday lazım. Emad'ı otlatacağım. Tamam, elmasımı ver. Ben? Ama git getir, sana inanmıyorum. Dolandırırsın sen beni. Ha, teşekkür ederim. Bir dakika, ederim. Benden önce gittiler sanki ya. Senden önce kimse gitmedi. Arkadaşlar benim anladığım kadarıyla biraz daha fazla oduna ve kömüre ihtiyacım var. Bana kömür satabilecek olan ben, varsa alırım. Ben kömür satarım sana. Kaç stek istiyorsun? Bir stek işimi görür gibime geliyor. Bir stek, tamam. Evet. İki elmas hallederim hepsine. İki elmasa bir stek. He. Yok kardeşim. Bir steğe veririm. Pardon, birine bir stek. Yani bir taneye. Allah kahretsin. Ne? Bir stek bir elmas. Öyle mi diyorsun? Evet. Olmaz o mı? Zaman minimum 2 steak alacaksın, 2 elmasım olsun. Hayır, 2 steak 1 elmas. Toptan satıyorum, 2 steak 2 elmas. Hayır, 2 steak 1 elmas. Az önce 1 steak 1 elmas anlaşmıştık sanki bizimle. Ne oldu şimdi bu pazarlık? Sen kendi kendini dolandırdın. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bana kemik de satabilecek olan varsa alırım. 9 tane var. Hani kemik bloğu var. Emat, kemik onları... olur mu bu? Olur. Emat, o 9 taneyi ben sana... 19 tane kemik bloğunu sana 1 steak diamond'a satarım. Oha. Bir steak diamond'a 64 taneye. Bir steak diamond diyorsun. Kızım, 19 bu seride... tane kemik bloğu vereceğim ama sana. Tamam, onları harcadığın zaman bir işi yapmıyor ki. Bir steak diamond bu seride toplasan bilette bir steak diamond değil, 10 tane çıkmaz. Doğru. Doğru. Hepimizi toplasan çıkmaz şu an o kadar diamond. Emat, onları ben sana geçen bölüm dalga geçmek için atmıştım. Kafama tüküreyim. Onları bana geri verir misin? Tabii ki. 2 elmas. Ya herkes, arkadaşlar daha elmas çağına geçmedik, saçmalamayın ya. Hayır, az önce Batuhan Çelik sana vermedi mi iki elmas? Arkadaşlar, onları bana. Arkadaşlar,
Al bir stek kömür. Sen suya girebiliyor musun? Giremiyor musun? Ya sahtaya alırsın haftaya. Hadi bakayım kardeşim. Aa öyle mi? Öyle mi oldu şimdi? Hayır 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 hayır. Ah ah. Al buradan alırsın artık. Şaka. Sudan çıksın ağzı. Sudan çıksın ağzı. Tam 26 tane tamam bağlayan var. 26 tane. Çok güzel. Bir elmas veririm onlara. 3 elmas. Bir elmas. 3 elmas. Başka elmasım yok ki. Aa bak ağaç mıydı? Bak ağaç bile bize karşı çıktı dediniz. Bir elmas anlaşalım. O zaman 2 elmas. Vallahi elmas mı? Bana bir elmas borç verecek olan var mı? Ben Buğra'nın bir tek Allah bir dediğine inanırım. Gerisine inanmıyorum. Tam yarısını ver. Tamam. O zaman yarısını bir elmas vereyim. Yok yok tamam. Al hepsini. Al. Bir elması verdim. Tamam şimdi bir de kemik... Nuzer'in iki elmasını aldım arkadaşım. Aa çalma dönemde. Şimdi şey neydi? Kemik bloklarını da alayım. Bunlar için de bir elmas ama. Tamam ver. Önceden vermezdim. Şimdi onları şey yaparız. Haftaya artık yayın açarız veya madene gideriz. Orada öyle bir şey yok. Beni kışkırtma. Ben Bura. Efendim kardeşim. Hemen Cacat Bankacılık Hizmetleri devreye girdi. Sana bir elması iki elmas karşılığında veririm. İstediğin zaman ödemeli. Son bir hafta içinde. Bir elması iki elmas karşılığında. Evet. Hayır kardeşim. Bir elmas artı demir olarak geri veririm. Bir elmas artı demir. Olur. Vallahi bir hafta içinde ama. Tamam olur. Al gerçekten. Bir elmas. Cennet dolandırıcılık kesin. Aman suyu koyalım beni öldürüyorsun. Bir dakika birimiz suda yaşıyor birimiz suda ölüyor. Dur bunu Melis'e veriyorum o zaman direkt. Ve onu tamam at Melis'e. Dur al bu elması attım. Tamam. Arkadaşlar bize not alalım bunları kime ne kadar borcum var onu da bileyim. Melis unutmam kesinlikle unutmam. Sen kesinlikle. De unutma yok kimse unutmasın da kimseyi de ben bankayım de lan ben. Boşluk almak istemem sana. O zaman ben direkt buraya şeyimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar yerime. Dükkanımız hazır. Buranın içinde ne satacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Tahminleriniz var mı? Alabilir miyim sevgili deniz kadını? Tarla havuç. Havuç ama evet sadece havuç satmayacağım. Sence Cacat? Ay Cacat dedim. Batucuğum sence ne satacağım kardeşim benim? Söyle bakayım. Söyle. Ben havuç kullanarak bir şeyler yapacaksın. Evet ne yapacağım? Ne yapacağım? Havuçlu ne yapacağım? Melis ne yapacağım? Havuç çorbası. Altın havuç. Hayır. Emad sence ne yapacağım? Ha? Altın havuç değil. Ne yapacaksın ya havucu başka? Ya havuçlu kek yapacağım size. Çırptım karıştırdım. Yok oğlum havuçlu öyle bir şey. Kek mi? Bu kadar sevineceğinizi bilseydim dünden yapardım arkadaşlar. Özür dilerim. Öyle bir seçeneğimiz yok. Bakın şimdi. Satışları bakın şunları şöyle yapacağım. Böyle havuçları böyle stekledim. Çok tatlı gözükmüyorlar. Tezgahtan yiyebiliyor muyuz direkt? Bence çok güzel. Bakın şimdi. Kemir. Satış istasyonumuz şu. Çıkar mısın lütfen? Yani yemeğimin üstüne çıkıyorsun. Bakın. Esra sen gidip uyusana ya. Bunların üzerine satışı gerçekleştireceğim. Ve bu station'dan bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Bu senin bence en güzel olaylarından bir tanesi. Satış olayımız aşırı derecede ultra havalı. Sizce de havalı değil mi benim çok canım havalı. Kardeşine? Evet çok havalı. Aşırı derecede havalı. Bakın şimdi ondan bir tane daha yapacağım şimdi. Evet yaptım. Şimdi diyorum ki Melis'ten ben az önce ne aldım şey arkadaşlar? Ne istedim? Saman balyası istedim değil mi? Kurabiye gördüm. Havuçlu kurabiye. Havuçlu kurabiye. Havuçlu. Aa şey varmış. Neydi onun adı? Havuçlu ekmek mi o? Evet havuçlu ekmek de var. Aa bu nasıl oluyor? Ben şeyde görmüştüm. Aa değiştirebiliyormuşum. Oha! Craftlar çakışıyorsa arkadaşlar üste gösteriyor bunu mu yapmak istiyordun diye. Arkadaşlar. Kurabiyeyi alabilirim ben ya. Kurabiyeyi alabilirim. Bir tane demir şimdilik bana veya iki tane demir verebilir misin? Hemen evden vereceğim. Vallahi vereceğim. Şey, sen bana borçlusun zaten. Arkadaşlar. Akas yaptım o kadar. Tamam. Kaç taneyi dediniz? 10 taneyi mi bir demire satalım? 10 tanesi bir demir. Evet evet. Hadi 16 tanesini 2 demire satışa koyuyorum. 16 taneye koydum. 2 demire de satışa koydum. Şimdi. İlk satışı yapayım mı? İlk alışı yapayım mı? Dur yapma. Arkadaşlar şu şekilde içine stokları bir doldurayım ben onun. Bakın görmüş olduğunuz gibi stokları dolduruyorum. Çok tatlı duruyor. Aşırı güzel. Arkadaşlar pahalı geldiyse söyleyin. Vallahi değişim. Dur ekmeği daha ucuza koyayım ama az alın arkadaşlar. Çünkü ekmek az koydum. Ekmeği de şöyle şöyle satacağım. Oğlum teşekkür ederim. Alıyorlar. O zaman 5 tane ekmeği bir demire satayım. Olur mu? 5 ekmek bir demir. Ama bunda hem ekmek havuçlu ekmek. Olur mu dolandırıcılık? Havuçlu ekmek. Bir dakika. Nasıl? Ne yaptım? Bir tane bar dolduruyor. Lan? Oğlum zevk. Ya oğlum tatlı niyetine yiyeceksin yani bunu.
Yemek niyetine aça bakar mısınız? Bakın nasıl yiyor görüyor musunuz? Baba. Emad bana bir daha bakarak yer misin? Bana bir daha yer misin? Yok varım doldu. Sağ ol. Cennet sen yiyebilir misin? Var mı Sile? Ben de aç değilim az önce ya, bol yedim. Allah Sile etsin arkadaşlar ya. Arkadaşlar o zaman 5 taneyi bir demirden satışa koydum. Tamam mı? Şunları şöyle stokları da doldurdum. Hatta biraz daha ekmek yapabilirim çünkü fazla buğdayım varmış. Ucuz bu arada. 3 taneyi bir demire satsaydın keşke. 5 tane fazla. Ya, çünkü içine 2 demir, 2 ekmek koyuyorsun bir de onun. Ya evet. Açılışı özel daha fazla almayın. Hani başka arkadaşlar da açınca alırsınız. Hayvanların üzümü yok arkadaşlar. Doyuracak kadar alın. Aynen kendinizi doyuracak kadar alırsanız beni aşırı derecede mutlu edersiniz. Son olarak burayı biraz daha süslemek istiyorum. Şöyle havuçla ilgili ne varsa bence yapayım. Sizce de yapmayayım mı arkadaşlar? Baksanıza, olur havuç dükkanı. Havuç pastası istiyorum ben. Şuraya yo şey yapıyorum. Şeylere baksana bak havuçlu tezgah aldınız mı kasala? Bunların içine... Havuç koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Koysaydım çok havalı olurdu. Bakayım. Yok konulmuyor ama bence çok güzel oldu ya dükkanım. Sizce de güzel evet, olmadı evet, mı? Evet. İlk dükkanımız vatana millete hayırlı olsun. Şuraya bir tane de aslında fener bir yapalım. Alkış! Hadi alkış verin ya. Arkadaşlar ya beni bir tebrik edin. İlk dükkanı açtım. Tebrikler. Dur, şuraya bir çelenk bırakayım. Evet, çelenk gel Buğra. Şuraya evet. Bir çelenk bırakıyorum. Kime borcum vardı? Allah aşkına bana... sana ödemedim mi? Sana ödedim. Cecat'a borcum yo, vardı. Cecat'a vardı. Cecat neredesin? Bir hafta içinde. Bana borcum vardı. Bir elmas, bir demir al. Borcumu ödemiş oldum. Borcunu da kapattık. Şimdi Batu'ya iki demir borcum var. Batu vereceğim sana söz veriyorum. Neyse. Ya o da şey olsun. O da şeyimiz olsun. Hayırlı olsun. Açılış hediyesi olsun. Aynen. Arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna geliyorum. Yeni Buğra Aka okul defterlerinden satın almak istiyorsanız ekrandaki resme tıklayarak alabilirsiniz. Okul defterleri yalnızca Trendyol'da satışçı olacak. Yakında fiyat artabilir. Artmadan alırsanız daha güzel olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlarımın kanalları açıklamada. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Bay bay.